Bugün yağmur yağıyor. Hiçbir şey sulamamıza gerek olmayacak. Küçük kedimiz uyuyor burada. Yağmur yağdığı için içeri gelmiş. Bugün bir nebze kaygılı. Şans yanınızda olmayacak. Ne zaman oldu ki yanımızda? Yarın neymiş? Polenlerin havada uçuşması beklenecek. Parçalı bulutlu havamız hafif esintilerle desteklenecek. Tamam. Şimdi buralarda hiçbir ekili ürün olmadığı için buralar böyle deforme oluyor zamanla. Bu normal bir şey. Şu yaban havucunu da satalım. Çünkü şu pırasa bizi götürür. 56 enerji. Bu sabah mail yok mu? Yok. Peki. Bugün biraz taş kırmak istiyorum. Hem kömür toplarız hem belki jeot çıkar. Onları yaptırırız. Ha bir de şeyi alalım yanımıza da. Korkuluk için gerekecek muhtemelen. Gerçi 70 tane varmış. Ne istiyor? Bir kömür, 50 odun. Şunu yapalım. Bunu olabildiğince merkeze yerleştirmek gerekiyor. Şu an şöyle koyalım. Madenin 5. seviyesine ulaş. Bugün aslında ulaşabiliriz. Şu Penny'ye kolasını verelim. Sonra madene gidelim. Bugün değişiklik olsun. Tırpanı koyduk. Kılıç dursun, baltayı at, olta dursun, çapa dursun, bu da dursun. Tamam. 180 tane bundan var. Tamam. Şimdi direkt olarak Penny'nin yanına gidelim. Kola almamız lazım tabii yoldan. O biraz sıkıntı oldu. Var mı buralarda bir şey? Var. Fulya var bir tane. Bunu da artık Pierre'e mi satarız, kime satarız bilmiyorum. Yukarıdan gideceğim ya. Penny ile uğraşmayacağım. Çünkü şimdi onu bulamayacağım. Yanımda da kola yok ayrıca. Neyse bu Fulya'yı da satmayayım da. Hayley'e falan veririz. O bize ters yapsa da. Biz iyi niyetli davranalım. Ya şunu atacağım. Almak istemiyorum. Gerçekten gelme ya. Tamam dursun. Çöpe atmak da istemedim de. Bu neymiş? Kil. Ya neyse bunları aslında istemiyorum üzerimde taşımak ama yapacak bir şey yok. Bunu da yiyeceğiz en kısa sürede. Bakalım bakalım bakalım. Madende 5. seviyeye ulaş diye bir görev gelmişti sanırım. Biz ona ulaşmaya çalışırız bugün ama bakalım becerebilecek miyiz? Çünkü bu kılıçla biraz zor. Çalışmıyormuş gibi duruyor mu? Ha doğru, asansör daha çalışmıyor. Alışkanlık, direkt asansöre gittim. Jeot geldi bir tane. Yolu bulmuş olduk. Daha fazla kazmayacağım. Enerjim bitmesin. Yol açık, çok güzel. Şu aşağılara bir göz atmak istiyorum sadece. Bakır var mesela, bakın. Aa çok kötü sıkıştık. Bakırı almak istiyorum. Başka bir şey yok. Şunu da yolumuzdan çekilmesi için nazikçe uyaralım. Abi karanlık ya burası. Hiçbir şey gözükmüyor. Şurada bir tane fıçı var. Onu kırdık. İçinden hiçbir şey çıkmadı. Şurada bir bakır daha var. Hemen onu kıralım. Yüzey kristali miydi? Neydi bu? Alamıyorum. Tabii yerim yok, değil mi? Süper. 216. Tamam. Bunu yiyelim. Güzel. Şunu alalım. Bu çok lazım oluyor oyun başında. Birçok itemi craftlarken çıkıyor. Keşke sandık getirseydik. Bakın unuttum mesela şu anda sandık getirmeyi. Bu yüzden yani birazdan bir şeyi atacağım yani. Az kaldı. Mesela şu an atmam lazım. Bunu almak istiyorum çünkü. Şunu kıralım. Biraz kendimizi yoralım. Şu şeyi yeriz. Zaten yol açık değil, değil mi daha? Değil. Tamam, güzel. Yolu bulana kadar hem birazcık enerjimizi azaltırız. Sonra bir pırasa yeriz. Şu kuvars sanırım. Kuvarsı alırız. Heh, merdiveni bulduk. 195 alabiliriz şu anda hatta şunu. Yiyelim. Şunu alalım. Devam edelim. Odun çıktı yani, bunu alamayacağım artık. Gördüğünüz gibi dop dolu burası. Balçıkları da atmak istemiyorum. Ya bu, şu an en büyük hatamız şey oldu. Sandık getirmedik, o kötü oldu. Yani en azından şu kili falan koyardık yani. Bunları da kesiyorum ki böyle şey olsun ya. Savaş yeteneklerimiz yükselsin. Hem yol açıldı. Karışık tohum var, onu da almıyorum. Şurada da açıkmış zaten yol. Bakalım. Jeot alırız. Şunları kıralım. Kaç tane aşağı iniyorum. Evet, 5'e ulaştık sonunda. Artık asansörle direkt 5'e ışınlanabiliriz. Ya ışınlanmak değil de direkt asansörle inebiliriz yani. Böcek eti. Bunu da almak istiyorum. Of. Gerçekten her şeyi almak istiyorum şu an ve hiçbir şey alamıyorum. Bir tane kömürü atacağım galiba. Kömür buluruz bizim çiftlikte. Buralar kapalı mı hep? Aslında böcek etini de boşuna aldık da. 10 tane olunca yemek falan yapabiliyoruz. Çok mu gerekli? Hayır. Kili atacağım herhalde. Kili atayım. Topraktan buluruz kil. İşte böyle sıkıntılar oluyor. O yüzden şu envanteri genişletmek cidden hayati bir mesele. Beyaz su yosunu var orada herhalde. Öyleydi ismi. Hatırlamıyorum tam olarak ne olduğunu. Onu da almayacağım. Bunlardan 10 tane topladığımızda işte şey yapabiliyoruz.
Yiyecek yapabiliyoruz kendimize. Şu anda da mesela yem yapabiliyoruz bir tanesiyle. Bir tanesinden 5 yem yapılıyor. Öyle söyleyeyim. Hadi. Kiraz bombası. Dur bir dakika. Aslında bu kiraz bombasıyla o sağdaki kaya vardı ya şeyde, maden girişinde, onu da patlatabilirdik. Ama neyse, onu daha sonra gösteririm size. Hani onu da açmak için illa şey yapmanıza gerek yok. Kazmanızı... Of ya, ben hepsini almak istiyorum. Kazmanızı illa fullemenize falan gerek yok. Ya da demire yükseltmenize gerek yok. Böyle gayet az önce çıkan kiraz bombasıyla da onu açabiliyorsunuz. Saat 4'e geliyor bu arada. Dur çocuğum, şunu bir alayım, öyle saldır. Topazı satarız ya şu noktada. Şu an kimseye hediye etmek istemiyorum bir şey. Birini satarım en azından. Çünkü para. Şimdi burayı kazıyım mesela. Bir sürü yaban havucu falan çıkar, hiçbirini de alamam. Aa, bu da gerekli müze için. Müze için gerekli. O yüzden neyi bırakacağım? Şu an karar veriyorum. Kömürü bıraktım. Neyse ya, enerjimizi buna harcamayalım da. Ya da harcayalım. Yetişemeyeceğiz zaten. 10 taneye yapacak kadar enerjimiz kalmayacak. O yüzden şurayı kazalım. Belki farklı bir şeyler çıkar. Çıkmadı. Bir tane kaşık çıktı sadece. Şunlardan da kırabildiğimizi kıralım. Tamam, uzayalım artık. Buradan gidelim. Bu odunları almıyorum. Tamam, yeter. Kendimi alamıyorum vurmaktan. 23 enerji. Birkaç tane balık tutarız bence. Hemen şunları götürüp sandığa koyalım. Bakın, Abigail burada flüt çalıyor. Yağmurlu bir günde. Değişik bir kız. Severim kendisini. Tarzımız da benziyor Abigail'la biraz. Abigail tam benim lise son halim falan gibi. Zaten oyunda da herhalde kendisi evlenilebilir karakterler arasında en genç olanı. Ya Emily falan bir şeyinde öyle diyordu. Abigail'ın işte lise mezuniyet partisinde işte şunu yaptık, bunu yaptık falan diye anlatıyordu bir yerde. Oradan anladığım kadarıyla. Şimdi şöyle, bunları müzeye gidip bağışlayalım. Sonra belki Penny'yi akşam evde bulursak kolayı veririz. Clint de işten çıkmış. Aa, kapandı değil mi bu? Burada ne var? O zaman eve gidelim. Hatta önce şu sahile uğrayalım. Gerçi uğramanın manası yok çünkü envanterimiz dolu. O yüzden eve gideceğiz. Envanteri boşaltacağız. Ondan sonra belki kalan enerjimizle bir şeyler kırarız. 2-3 tane taş daha kırarız. Ya da salona gideriz. Buraya bakmıştık herhalde sabah. Yine bir bakayım. Satılacak bir şey var mı? Yok. Ha, topazın bir tanesini satacağım. Onu söyleyeyim. Bunların hepsini buraya koyuyorum. Zaten henüz fırın yapamıyoruz. Tırpan alayım da birkaç tane lif toplayalım. Aslında balık tutmamız lazım şu an bizim, biliyor musun? Saat 21. 2-3 saat balık tutarız. Şunu bırak, bunu da bırak. Yürü. Aslında alttaki göle de gidebilirdik de ben nehire gitmek istiyorum. Hemen şuradan aşağı doğru, şuradan gelip nehre oltamızı atalım. Balık tutmak da yorucu herhalde. Birden çok düştü gibi geldi. Neyse, bir tane yosun bulduk, devam ediyoruz. Evet, yakaladık sonunda bir tane. Bakalım neymiş? Tirsi. Tırsi. Artık nasıl bir şey tam bilmiyorum. Denizde yaşar ama yumurtalarını nehirlere bırakır. Bunun neden nehirden çıktığını açıklıyor o zaman şu an. Bu arada bu oltayı çektiğimizde enerji gidiyorsa mahvolduk. Neyse ki... Hayır! Bruh. Ya yanlışlıkla bastım. Ya inanılmaz ya. Baktım, dedim ki 2 kalmış, neyse ki gitmedi dedim. Şu yana geçip yosunu yiyecektim. Yanlışlıkla bastım ya. İnanılmaz. Ya şimdi git, işin yoksa eczaneden şey al. Kaç para kim bilir. Gerçekten delireceğim ya. Mercan balığı koyduk mu buraya? Koymadık. Ben yatıyorum ya. Allah'ım. Madencilik, kiraz bombası tarifi açıldı. Evet, devam ediyoruz. Arada bir gün atladım. Buradan görebilirsiniz. Yani oynadım ve orayı kaydetmedim. Çünkü yine madene gittik. 10. kata ulaştık. Başkanın doğum günü varmış. Ona bir tane fulya verdim. Onun dışında ne yaptık? Kayda değer. Kayda değer bir şey yapmadık. Zaten şansımız çok iyi değildi. 2-3 tane balık tuttum, onu sattım. Yani diğer geçtiğimiz günün aynısı olmasın diye, yine madende upuzun geçmesin diye oraları koymadım. Hem oyun daha hızlı ilerlemiş olur diye düşündüm. İlla derseniz ki yok işte her gün olsun, her günü görelim, ona göre yaparız. Ama bence bu şekilde daha iyi. Yani bazen 2 gün de atlayabiliriz. Duruma göre bakarız. Şimdi hava durumuna bakalım. Yarın nasılmış? Tüm gün boyunca açık ve güneşli olacak diyor hava. Tamam. Topraktan geçinmek. Burada ne varmış? Çitlerden bahsediyor. Çitler ekinlerinizi korur ve yabani otları uzak tutar. Hayvanlarınızı da rahatça kontrol etmenizi sağlar. Çitler bir süre sonra kırılır ama taş, demir ve keresteden yapılan çitler odundan yapılanlara göre daha uzun süre dayanır. Evet, biz de yapacağız. Öncelikle
odundan yaparız diye tahmin ediyorum. Çünkü ben odun çitlerin görüntüsünü daha çok seviyorum. Tabii ki kereste en dayanıklısı ve en güzel duranı. Ama şu seviyede kereste bulamam yani. Ruhlar bugün fazlasıyla mutlu. Güzel. O zaman balık tutabiliriz bugün. Bakalım ne gelmiş. Kaynakların bana eski halk evine gidip sağa sola bakındığını söyledi. Neden bana uğramıyorsun? Ha, bu arada onu söyleyeyim. Geçtiğimiz bölüm halk evi artık açıldı. Şimdi büyücüye gideceğiz. Böylelikle halk evi bir adım daha ileri gitmiş olacak. Yani nelere ihtiyacımız olduğunu öğreneceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam. Böyle böyle oraya gerekli şeyleri toplarız. Yani önemli bir şey yok. Ormandaki gölün batı tarafında taş kuledeymiş yeri. Sıçan sorununla ilgili bir şeyler biliyor olabilirim. Sıçan sorunu dediği de işte halk evine gittik, Junimo falan gördük. Başkan dedi ki yok sıçandır falan filan. Büyücü Rasmodius. Peki hemen şuradaki ürünlerimizi sulayalım. Bu lahana mıydı? Galiba lahanaydı, emin olamadım. Patateslerimiz olmuş, onları topladık. Burayı boş bırakacağım. Şu evin önünü açmak istiyorum. Şunu sulayalım sadece. Balık tutacağız. Belki yine madene gidebiliriz bu arada, hani çok zaman olursa, ama şansımız iyi dediği için biraz balık tutma taraftarıyım. Ayrıca ayın 8'i 13'üne kadar bir havuç falan ekebiliriz. Ve şeyi fark ettim, geçtiğimiz bölümlerde o kadar sık söylemişim ki sürekli işte yok Maru'yla tanışalım, Maru'yla tanışamadık, Maru'yla. Ya dedim niye bu kadar çok bunu tekrar etmişim bilmiyorum. Bir türlü denk gelememişiz, ben de bunu sürekli dile getirmişim. Bu bölüm Maru'yla da tanışırız artık herhalde. Bunların hepsini almasak iyiydi. 5 tane alalım. Altın patatesi ben yiyeceğim. Geri kalan 9'unu tabii ki birkaçını ayırdıktan sonra satabilirim. Mırnav ne haber? Pisi, tipe bak. Onun da suyunu verelim. Şu patatesi yiyelim, elimizde durmasın. Hem enerjimiz gelsin. Tamam. Şu taşları bırakalım. Sulama kabını bırakalım. Oltamız kalsın. Bugün ağaç da kesmek istiyorum ya. Ben her şeyi alayım. Hatta bir şeyleri de satacağım. Bence şöyle yapalım. Balık satalım. Şunu 2000'e tamamlayalım ve gidip çanta alalım. Tabii tohum alamayız o zaman. Sıkıntı. Bakalım bugün şansımız madem iyi. Şöyle bir dolaşalım. Marni'nin oralara bir gidelim. Neler var neler yok. Bir görelim. Şu tarafa doğru bir gidelim. Bugün pazartesi. Pazar günü olsa şurada yine tüccar olacaktı biliyorsunuz. Şöyle aşağı gidelim. Şurada bir tane turp var. Onu alalım. Hem büyücüye uğramış oluruz. O da aradan çıksın. Bir ara sahne girecek zaten. Onu izlemiş oluruz. Bakalım girdik. Oyunun sesi nasıl yine hiçbir fikrim yok. Bana iyi geliyor şu an ama videoda az gelebilir. Ah içeri gel. Hadi bakalım ne olacak. Ben Rasmodius. Esrarlı gerçeklerin arayıcısıyım. Fiziksellik ve eteriklik arasındaki köprüyüm. Yedi elementin ustasıyım. Sen anladın işte. Tamam, uzatmaması güzel oldu. Senin adınsa Ron. Gelişini çok önceden görmüştüm. Ya lütfen, bana zaten posta göndermedin mi? Yani orada gel dedin, ben de geldim. Ya bu çok öngörülebilecek bir durum değil önceden. Sana bir şey göstermek istiyorum. Hadi bakalım hayırlısı. Aa işte halk evinde gördüğümüz şey, Junimo. Daha önce de bundan bir tane görmüştün değil mi? Evet, görmüştüm halk evinde. Kendilerine Junimo diyorlar. Bunlar gizemli ruhlardır. Bir nedenden dolayı benimle konuşmuyorlar. Neden halk evine gittiklerini bilmiyorum ama onlardan korkmana gerek yok. Zaten çok tatlılar, niye neden korkalım ki? Bilinmeyen bir dilde yazılmış altın bir tomar mı buldun? Çok ilginç. Evet, bu tomarı da halk evinde bulduk. Burada kal, gidip kendim bakacağım. Hemen dönerim. Şimdi ışınlanıp geri gelecek hemen. Gerçekte böyle bir mekanda bulunsam, şöyle şeyler görsem, bir dakika durmaz otobüse biner dönerim. Notu buldum. Dili belirsizdi. Yine de çözümledim. Biz Junimolar size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Karşılığında vadinin hediyelerini istiyoruz. Ormanla birseniz o zaman bu parşömenin gerçek doğasını göreceksiniz. Ormanla bir olmak. Ne demek istiyorlar? Bilmem. Ne demek istiyorlar? Bu ne abi? Buraya gel dedi. Geldik. Kazanda ormandan topladığım malzemeler kaynıyor. Bebek eğreltisi, yosun, karamelli şapkalı mantar, kokularını alıyor musun? İşte iç bakalım. Ormanın özünün vücuduna nüfuz etmesine izin ver. Hadi sonumuz hayırlısı. İç, oh yarasın. Aa enerji geldi. Evet, şu an yeşile döndük. Şu an kötü olmaya başladık. Ya bize ne içirdin ya? Siz bilmediğiniz şeyleri böyle içmeyin arkadaşlar. Sonra sonuçları böyle olabiliyor. Değişik bir kafa yaşanıyor şu an. Orman büyüsünün gücünü kazandın. Artık Junimo tomarlarının anlamlarını çözümleyebilirsin. Güzel. Artık Junimo dilini anlıyoruz. Büyücüyle konuştuk. Burada görevi var mıydı? Yok. Tamam.
Toplanacak başka şeyler var mı? Soğanlara da gidip bakacağım aklımda. Şurada bir tane kara hindiba var. Onu aldık. Bakalım soğanlar var mı? Sanırım yok. Evet. Ha, şurada bir tane var. Bunu aldık. Ya hiç altın falan da gelmedi bir daha. Benim belalım burada yine. Fotoğraf çekiyor. Ne haber? Yine konuşmayacak değil mi? Hayley kamerasıyla o kadar meşgul ki seni fark etmiyor. Kamerasıyla meşgul değilken de fark etmiyor. Susmaz gönlümün yarası. Marni bizi görmeden şunu karıştıralım. Tamam. Ne haber? Hayvanları seviyorum Ron Bey. Sen de seninkilere iyi davranırsan harika geçineceğimize eminim. Henüz sadece bir tanecik kedimiz var. Başka da bir şey yok. Çöp. Alex, konuşmayacağım. Heh, tamam. Bulduklarımızı satalım. 150. Tamam, şunu sat komple. Şimdi çanta mı alsak yoksa tohum mu alsak? Zor bir karar. Çanta 2000 mi, 1000 mi? 2000. İşte bu kötü. Ya ben tohum alacağım. O tohumları da zaten hasat ettikten sonra çantaya geçeriz diye düşünüyorum. Şimdi en seri yetişen bu ayın 8'i, tamam. 2 gün oradan var, 3 gün oradan, 5 günümüz var. Maksimum 5 gün olan bir şey lazım ki yok herhalde, 6 var. Aynen öyle. Tamam, yaban havucu alıyoruz o zaman. Kaç tane alayım? 18 tane alayım. 2 tane tarla eder. Şöyle aldık. Tamam. Daha fazlasına gerek yok. Hem paramız da kalsın. Çünkü bunlarla hepsiyle uğraşmak istemiyorum açıkçası. Alsam mı daha fazla? Lia, çok hoş bir hediye. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ağaçlar bugün güzel görünmüyorlar mı? Neden çiftçi oldun? Neden çiftçi oldum? Çok para kazanmak istiyorum. Şehirde yaşamaktan daha gerçek olduğu için, büyük babamın ayak izlerinden gitmek için eski hayatımı geride bırakmak istedim. Ben bunu söylerim. Ben de sırf o yüzden buraya geliyorum. Hadi ya. Ne kadar da çok ortak yönümüz var. Caroline, keşke Abby odasında bu kadar vakit geçirmese. Odasında mı hala bakalım? Değil işte, kız odasında. Ya ben alacağım bir sıra daha galiba ya. Ama çok da üşeneceğim, onları sulamaya vazgeçtim. En son sandık da koymuştuk diye hatırlıyorum madene. Buradan direkt madene uzayabiliriz. Heh, şurada fulya var bir tane. Onu da alacağım. Halk evi şöyle göstereyim size tekrar. Daha yeni açtık. İçinde hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi boş. Sadece şu sol alt taraftaki kısımda toplamamız gereken şeyler görünüyor olmalı. Bakalım hemen oraya. Aynen öyle. Burası açık şu anda. Hemen şu elimizdeki fulyayı koyalım mesela. Ne varmış? Yabani bayır turbu, pırasa, kara hindiba. Bu ikisi vardı az önce. Zaten bunları mecburen sattık 2000'e tamamlamak için. Sonra vazgeçtik. Orası ayrı bir konu. Pırasa bulabiliriz. Bunu da yarın buluruz. Pırasayı zaten şu an yüksek bir bölgede olduğumuz için bulabiliriz diye düşünüyorum. Onun dışında kara hindibayı yarın buluruz. Başka neler varmış? Bunlar kış şeyleri. Bunlara gerek yok. Bunu zaten verdik. Ha tamam, şunları vereceğiz. İki tane var tabii. Tek tek koyulmuyor. Şunları vereceğiz. Sonra güz bitkileri var. Bir de burası var. Bizi en çok uğraştıracak kısım burası. Aslında zor değil hiçbirini bulmak. Tabii neyse, bunu sonra anlatırım. Bakalım şuradan. Şurası da açıldı mı? Tamam, artık buradan kontrol ederiz. Buralarda bir pırasa bulursak iyi olur. Bugün şansımız da iyiyken bulabiliriz diye tahmin ediyorum. Dönüşte de şu yukarıdan gideceğim. Mesela turbu bulduk. Şimdi Marlon'a uğrayacağım. Bu kılıcı satıp yerine tahta kılıç var. Onu almak istiyorum. İyi akşamlar. Saat daha pek akşam değil ama. Ahşap kılıç, tamam, bunu aldık. Paslı kılıç, bunu istemiyoruz. Topaz yüzük falan filan, bunları kendimiz yaparız. Girelim bakalım, bir 5 kat inersek iyidir. Şimdi turbu buraya koydum. Bunları alacağım çünkü toplayıp yemek yapacağız. Bunu koydum, oltayı koydum. Çapayı da alayım. Bunları da bırakalım. Bunu bırakalım. Düzenleyelim. Tamamdır. Bunun rengini de şöyle koyu bir renk yapalım. 10. kata gelmiştik en son. Devam ediyoruz 11'den. Bakalım buradan bir yengeç çıkar mı bize? Hadi be kardeşim ya. Ya bu kadar uzun mu sürüyordu gerçekten? Bu kiraz bombasını harcamayacağım. O taşı patlatacağım. Gösteririm size birazdan. Çıkarken buradan gösteririm. Bu jeyotları da bir ara kırdıralım ya. Çok fazla birikti evde, 10 tane var. Aslında çok fazla değil de yine de biz şey yapalım, aradan çıksın. Müzeye bir şeyler bağışlarız. Çapayı aslında almasam daha iyiydi. Şuraları kazarız diye aldım. Ama çok bir faydası olmayacak. Enerjimiz gidiyor sadece. Neyse şöyle bir kazalım. Evet, bir işe yaramadı. Karışık tohum falan çıkıyor. Gereksiz şu anda. Atacağım az sonra onları. Hiç uğraşmayacağım. İndim. Buradan bir topazımızı alalım. Aldık. Hemen çıktı. Şansımız iyi olduğu için yolu hızlıca buluyoruz. Şunu kırmak istiyorum. Bir de bu yolun sonunda kömür oluyor genelde. Ona bakalım varsa. Kömür alalım. Evet.
Varmış. Şimdi şu karışık tohumları atalım. Kömürlerimizi alalım ve aşağı inelim. Bir şey çıkar umuduyla onu öldürmeye çalıştım ama o aşağıda. Ya ben bu kiraz bombasını dayanamayıp burada harcayacağım. Yapmasam olmazdı bunu. Saat de bu arada akşam olmuş bile neredeyse. 8'de falan buradan çıkarsak iyi olur. Aslında 15'e kadar gelmek istiyordum ama emin değilim yetişebileceğimizden. Hah, yetiştik, tamam. Şunları alayım. Şimdi bir kat daha inelim. Ardından zaten buradan da bulursak 15'e geleceğiz hızlıca. Bu sefer çok fazla savaşmayacağım. Direkt yolu arıyorum. Bakalım çıkacak mı karşımıza? Şurada olabilir mi? Tabii ki olamaz. Bakalım. Burada da değil. Hah, burada. Geldik. 15'teyiz. Süper. Madenden ayrıl dedik. Şimdi geldik. Bunları koyduk. Bunu koyduk. Bunu koyduk. Bunu da koyalım. Jeot kalabilir aslında, bir tane burada bir zararı olmaz. Taşları alalım, baltamızı, oltamızı alalım, bunu alalım, bunu alalım. Bunlara ihtiyacımız pek yok. Hadi odunu da alayım, eve götürürüz. Bunun dışında bir şey gerekmiyor. Şimdi ne yapacaktık onu düşünelim. Balık mı tutalım, eve gidip direkt ekmemiz gereken şeyleri mi ekelim? Bence biraz balık tutalım, hazır buraya kadar gelmişken ve şansımız da fena değilken. 10.30 gibi çıksak yeter. Hah, güzel, sandık da çıktı. Tabii ki yerimiz yok, böyle bir problem var. Şunu atalım. Taşı alabiliriz zaten. Aslında kılıcı şurada bıraksak olur. Çünkü gerek yok sürekli onu çiftliğe getirip götürmeme. Hatta öyle yapacağım şimdi. Şu kılıcı bırak lütfen. İşte bu yüzden çanta önemli arkadaşlar. Şu 18 tohumu almayıp acaba çanta mı alsaydık diye düşünmüyor değilim. Ama bu sefer tüm paramızı bitirecektik, çilek alamayacaktık. Öyle bir sıkıntı var. O yüzden birazcık bu ızdıraba katlanacağız. Hadi artık şu balık gelsin, gidelim. Tamam, yeter. Gidelim bir an önce. Bakayım, sazan gerekiyor mu? Bu gerekiyor. Bunlar taş gerekiyor. Tamam, onu biliyoruz zaten. Bayır turbu var bir de. Peki. Üstten gideceğim. Halk evine yarın uğrarız. Üstten gideceğim. Pırasa bakacağım. Hava da çok karanlık. Bir şey de göremiyoruz ki. Şuralarda yok mu bir pırasa? Sanırım yok. Artık yarın bakacağız. Bu mevsim bitmeden mutlaka buluruz zaten. Tamam, şimdi 18'lik bir yer açalım. 3 zaten burada var. Şuradan bizim sulama kabımızı da alalım. Unutmamak adına direkt sulayacağım. Sonra şuraya açılır mı bir tane daha? Şu yana açayım. Bu tarafta kereste olduğu için koyulmuyormuş. Fark etmedim başta. Tamam, burayı da suladık. 7 tane kaldı. Tamam, bunu da hallettik. Ya artık bir taneyi de çok önemli değil. Şuraya koyuyorum. Saat zaten 1 oluyor. Hatta oldu bile. Bunu satalım. Kil kalsın. Hızlıca şuraya bir tane daha. Pardon, bu değil. Şuradan alalım. 5. Hatta hepsini al. Bunu al. Taş da al. Bana bir tane daha bundan yap. Hemen arkasına koyamıyor muyuz? Niye? Ve bugünü de tamamlamış olalım. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni farklı hesaplardan da takip edebilirsiniz. Instagram'dan ve sadece Instagram'dan. Evet, bu bölümü de burada tamamlayalım. Durdurdum çünkü bayılacağız. Oradan da bir şeyler yaparız herhalde. Bir şeylerin duyurusunu falan oradan yaparız, sizinle konuşuruz oradan diye düşünüyorum. Bunun haricinde bölümle ilgili düşüncelerinizi ya da genel olarak seriyle ilgili düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.